Merhaba arkadaşlar. Age of Empires 2 HD Edition ikinci bölümümüze hoş geldiniz. Birinci bölümde William Wallace olmuştuk. Oyunu öğreniyoruz şu anda. İkinci bölümde de Joan of Arc olacağız. Joan of Arc da bir Fransız bayan. Ülkesini kurtarmak için çalışan Fransız bayan. Ve bunu da başaran diyelim. Evet, şurada yazıyor zaten. Ne diyor? 100 yıl süren bir savaş vardı ve Fransa neredeyse savaşı kaybetmişti. Yakında İngilizler ve İngilizlerin dostları bütün Fransa'yı fethedeceklerdi. Fransa'nın varisi monarşik varisi yani tahta geçecek kral diyelim. Tahta çıkmak için çok korkakça davranıyordu. Fransız ordusu yaralı ve yorgundu ve bütün umutlarını kaybetmişti. Fakat bu karanlık saatlerde genç, köylü bir kadın Fransa'yı kurtaracağını açıkladı, deklare etti demiş. Şimdi bunu oynayacağız arkadaşlar. Girelim. Evet, Burgundi. İngiltere'nin dostuymuş. İngiltere burada. Bu da oynayacağımız oyun. Buna tıklayacağız. Ne diyor? Unlikely Mesih. Olası olmayan yani mümkün olmayan Mesih gibi bir şey. Evet. Buna tıklayalım bakalım. Evet. 19 Şubat Vaucouleurs yakınlarındaki asker kampı. Bu sabah Çelik ve ateşin rüyasına uyandım mı? Uyandım. Bu kabus benim sevgili Fransa'mın yenildiğini gösteren bir kabustu. Ne diyor? Rüzgarın ve bütün askerlerimizin ve komutamdaki askerlerin umutsuzluğunu gözlerinden görebiliyordum. Fakat o anda kızı gördüm. O bir isminin John olduğunu söyledi. Bir köylüydü fakat nasıl dövüşüleceğini ve savaşılacağını bilmiyordu. Fakat Fransa'yı kurtarma niyetindeydi. Askerlerin kalplerindeki korku bir anda ortadan kalkmıştı. Sesi gayet ikna ediciydi ve her sözünü içtik. Ay, ben umudumu kaybetmiştim fakat John kendininkini kaybetmemişti. Askerlerin düzensiz askerleri Chinon'a götürmeyi teklif etti. Pardon, Chinon'dan başka bir yere. Ne diyor? Düşmanların çok fazla düşmanla karşılaşıp ölecektik. Fakat bu John için bir yüzleşme demekti. Diyebiliriz arkadaşlar. Ve oyun başlasın. Escort. Biz eskortluk yapmayız. From the camp. Château Chinon. Château. Şu şato herhalde. Diyor ki Joanna Vaucouleurs'den Chinon'a gitmesinde yardımcı oluyor. Fransa'nın düşmanları İngiltere ve Burgundi onların güçlerine karşı dikkatli ol diyor. Askerlerinin demoralize olmasına müsaade etme diyor. Onu görmelerini istemiyorlar işte. Oyun istemiyor. İki tane atlını koru diyor. Knight şövalyeni koru diyor. Bunlar benim en iyi dövüşçülerimmiş, savaşçılarımmış ve mekanı biliyorlarmış. Ekonomiyi fazla düşünme diyor. Önemli olan John'u yerine götürmek diyor. John'un sağlığına dikkat et. Eğer çok düşükse tehlikeli durumlardan onu koru diyor. Başlayalım arkadaşlar. Kendimizi de ortaya alalım ve başlayalım. Şimdi. Evet, konuşuyor. Ne diyor? Hayatım pahasına seni koruyacağım diyor. Hepsini tek tek seçebiliyoruz. Bu Jean. Bunlar askerlerim. Bunlar Spearman. Arkadaşlar bunlar. Şimdi onları çevirmeyeceğim. Şunlar zayıf askerler. Şu ikisi.
Hareket ettiremiyoruz bunları. Bunlar bizim dostumuz, pardon. Bunlar zayıf askerler. Şunlar yine idare eder. Zırhları mırları var. Bunlar da zaten en iyi askerlerimizmiş. O halde ilerleyelim. Şimdi nereye gideceğiz? Buraya gitmeye çalışacağız. Evet, şato burada. Önce atlıları göndereceğiz arkadaşlar. Atlılar yolu açsın. Hatta bir tane atlı gönderelim. You must be wary of the road ahead. Our enemies, the British, are out in force, and their Burgundian allies are thick as rats. Discretion is the better part of valor. Dikkatli olman lazım diyor. Şimdi şöyle gelelim, buraya kadar bir sıkıntı yok. Şu atlı. Wait, you might have need of a few archers on the road ahead. Evet, var. Aha, okçulara ihtiyacım var dedi. Sonra da bana okçu verdi. Bakalım. Şunları şöyle çift tıklayınca arkadaşlar bütün takımı seçebiliyoruz. Şunları aslında şu şekilde dizip, evet, hepsini aynı anda yönetelim. En arkada da John'umuz olsun. Onu korumak lazım. Şöyle gidelim. Bunlar da arkasından gitsin. Şu patika yolu izlemeye çalışıyorum derken patika yol bitti. Şöyle, evet, burası zaten ormanmış. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Savaşmamız gerekecek mi bilmiyorum. Taşlar. Evet. Buradan, buradan çıkış yok. Nasıl lan? Evet arkadaşlar, buradan çıkış yok. Ding 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 komedi müziği çalıyor şu anda. Boşuna buraya geldik. Şuradan devam edeceğiz. Bunları da yönlendirdik. Tabi bunlar takım halinde ilerlediği için gördüğünüz gibi yavaş ilerliyor. Mesela at... At hızlı ilerlemiyor. At da takıma uyum sağlıyor. Öyle de olması gerekiyor. Şimdi buradaki sarılar bizim dostumuz. Turuncular da bizim dostumuz mu? Herhalde kurtlar. Kurtlar bize saldırır mı? Kurtlar bize saldırabilir arkadaşlar. Onlara... Oha! Bizim dostlarımız filan var. Gel kanka, sen de gel. Bizim dostlarımız gelsin şunları ya. Ne yapacağız? Gidiyorlar. Şurayı da yıksınlar bari. Bakalım yıkacaklar. Gidiyorlar, iyi oldu arkadaşlar. Beklememiz işe yaradı. Şunları da bu şekilde ilerletelim. Gördüğünüz gibi. Tamam, onların mekanını öğrenmiş olduk. Onlar bu tarafta, haritanın sağ tarafında. Oraya gitmeyeceğiz. Zaten biz gitmeyecektik de. Saldırın lan şunu. Ben bir çekeyim. Tamam. Tekrar siz bir takım olarak şöyle ilerleyin. Tamam, biz de aşağı doğru gidelim. Bizim arkadaşlarımızı öldürdüler. Bizim dostlarımızı öldürdüler ama biz hayattayız. Önemli olan çünkü Ark'ın hayatı. Evet, müzik güzel. Diyor ki burayı diyor. İngilizler yıkmış diyor. Chinon'a gitmek için başka yol bulman lazım diyor. Bulalım. Evet, iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bir yalnız iki oyun arasında ne oluyor lan? Nasıl yapacağız acı? Dur bir dakika. Şöyle yapsak. Böyle çaktırmadan gitsek. Onlar yalnız bizi görmedi ha, iyi oldu. Şöyle bir baksak.
yolu tutmuşlar. Hainler. Balıklar çok güzel görünüyor. Arkadaşlar bu oyunda su çok iyi görünüyor. Bence. Ağaçlar falan o kadar iyi olmasına. Evet güzel. Atlılar sahil şeridinden. Aha bu da rakip. Çaktırma. Çaktırma mı? Beni sanır. Evet evet. Doğru diyor. Ceylanlar var. Burada tabii bu kadar ceylan bir oyunda olsa çok güzel olurdu. Normal standart oyunlarda 2 veya 3 tane ceylan olur. Lan! Aa, siege olmadan burayı geçemeyiz diyor. Siege dediği de bir böyle ateş atan, ateş topu atan. Buradan geçemeyeceğiz o zaman. Eyvah! Şuradan bir deneyelim. Nasıl geçeceğiz? Şimdi yeşiller burada. Vay, bu aradan mı geçeceğiz? Şöyle yapalım. Çaktırmadan geçeceğiz herhalde. Ha, güzel. Dur. Oraya açma. Sen şurada dur. Sizler de şöyle gidin. Evet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar offside bir duruma düşmedik. Düşmanlarımız bizi göremedi. Biraz yavaş ilerliyoruz ama tabii sebebi belli. Atlarımızı ilerletelim. Bunlar güvenli bir şekilde şurada dursunlar. Şöyle. Sayıca bizden çok üstün oldukları için saldırmıyoruz. Aslında saldırsak geçebiliriz ama bilmiyorum. Güzel. Yeni köprüyü bulduk. Doğru yoldayız. Şu okçularımıza evet şunları bu kadar uzun sürdü ya. Amma uzun sürdü ha. Demek ki askerlerimiz dandik. Siz yine şöyle birlik olun. Evet, sarı. Sarı olduğu için problem yok. Sarı dost. Buradan devam edebiliriz. Anladığım kadarıyla. Tırsıyorum arkadaşlar, tırsıyorum. Her an bir düşmanla karşılaşıp bu kadarlık oyunu heba etmeye tırsıyorum. Gördüğünüz gibi burada tarla yapmışlar. Şunlar mil. Mil ne demekti? Mil ne demekti ya? Oha, unuttum. Evet, şu kilise. Ne oldu? Haritanın sonuna geldik. Buradan değil. Aşağıdan bir yerden gideceğiz. Tamam, atlılar hızlı olduğu için. Bari şunları gönderelim ya. Bunlar da adam görürsek hemen geri çekeriz. Bakın şurada taş var. Gidemiyor. Şu arada... gördüğünüz gibi... Yok. Nasıl yapacağız ya? Şimdi bir dakika. Şöyle yapalım. Bakayım bu nereden gidecek? Gidemiyor. Arkadaşlar burayı nasıl geçeceğiz ya? Daha... Şimdi bir dakika. Buradan geçiş yok. Burada ağaçlar kapatmış. Burada... Şuradan geçiş yok. Ooo! Bu taraftan mı geçeceğiz? Buradan... Burası neydi? Buradan da geçiş yok. O zaman savaşacağız galiba.
Şuradan da geçiş yoktu. Allah Allah. Başka bir yol bulabilir miyiz ki? Bir dakika, şunları ayrı ayrı bir yönlendirelim diyeceğim ama. Gel şuraya be. We need a Mangonella ram to get through these walls. Doğru diyorsun. Duvarları geçmek için mangonel gerekiyor diyor. Biz nasıl yapacağız ya? Şunlara mı saldırsak? Allah Allah. Neyse arkadaşlar, o zaman bunlar burada dursun. Gather your belongings, men. We follow Joan of Arc. We will carry that battering ram along with us. Aha. It may yet be of use. Aa arkadaşlar, tamam. Şimdi adam bulduk kendimize. Aa yapma be, yapma be. Hiç gerek yoktu. Hiç gerek yok. Ark gel buraya. Şurayı yaracağız. Mecbur. Bütün okçularımızı kaybettik. Şunları... Bir dakika, bunu da indirebilir miyim? Şunu bindirelim. Tüh be. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bakalım orayı yıkabilecek miyiz? Hiç askerimiz de yok. Bu arada oyunu hızlandırabilir miyiz? Options. Evet, oyunu bir hızlandıralım ya. Tamam, bir dakika. Boş işlerle uğraşmayın. Hemen bizim gitmemiz lazım. Güzel, geçtik arkadaşlar orayı. Lan çabuk. Askerlerimizin canı bayağı gitti ama. Hah, buradan geçecekler herhalde. Evet, şu yeşilliklerden geçiyor arkadaşlar. Buralar sığ bataklık olduğu için. Çok iyi be, çok süper savaştım. Yine tükürük saçıyorsam. Evet, gördüğünüz gibi sarı işçiyi de bu şekilde peşimizde sürüklüyoruz. Bu da mı düşman? Tamam gidi. Aha. Çabuk çabuk çabuk. Lan boş işlerle niye uğraşıyorsunuz ya?
Evet, gemiye bindirdik adamlarımızı. De bunları nasıl indireceğiz? Ya şöyle. İndir hadi. Önce sen indir hacı. Ne, not enough? Bir dakika, sen inmişsin zaten. Sen gel şöyle. Ne? Ha, tamam. Nereye indireceğini göster diyor. Tamam, şunu şöyle bir ileri götürelim. Arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi bayrak olanlar indirili içinde insan var demek. Zaten buradaki insanları da gösteriyor. Bu ikisinde mesela kimse yok. Hatta üçünde de kimse yok. Ama bizim ark burada değil mi? Aha! Bir dakika. Bu kim? Bu Bertrand. Şu. Bu millet. He, bu bunun içindeydi. Allah'ım ödüm koptu ya. Sen bir çıksana. Reis. Ya Allah'ım ya. Gel şuraya gel. Aa, geçemiyor. Ana, geçemiyor herhalde. Bir dakika, bu. Ben şu gemiyi şöyle bir ilerleteyim. Bunu zaten ilerletmiştim. Aa, buradan geçeceğiz. Dur dur, ben şunları bindireyim. Kesin oradan geçeceğiz. Tabi bu taraftan da olabilir ama. Büyük ihtimal şu. Şuradan. Ya da sen de şuraya bir gel. Kesinleştirelim. Çünkü buralar hep dağ taş. Aa bak, burası değil. Çakal. Şimdi benim... Ta buraya kadar gelmek mi gerekiyor? Yine dolanacağız bayağı ya. Aha. Bu ne? Enemi. Kaç kaç. Enemi. Enemi gördün, kaç. Tamam, şimdi siz şuna bir binin. Birbirini sağmadınız mı? Kadar gelsin. Çekiler de. Siz de şuna bin. Sen de yaklaş yaklaş. Ya hadi. Şimdi şunları şuraya bırak. Reis, hadi reis. Heh, şöyle şuradan geç ya. Bu bize yolu açsın ya. Ben bunu tek başına göndereyim arkadaşlar. O bize yolu açsın. Demin de söylediğim gibi bakın, bayrak var. Bundan adam çıkarabiliriz. Şunları gönder. Aa, bitiyor herhalde oyun. The Chateau of the Dauphin. Yeah, Chateau of the Dauphin. Dauphin şatosuna ulaşacağız arkadaşlar birazdan. Şuradan şöyle, pardon, bakın. Önce bunu tıklayıp sonra şuna yaparsanız ve adamı işaretlerseniz işaretlediğinizi takip eder arkadaşlar. Belirli bir mesafe bırakır. O nereye hareket ediyorsun? We have made it. We have made it diyor. Shinon, we have made it. Yaptığımızı anladılar, geldiğimizi gördüler. Ve evet. Bakalım nasıl bitecek. Tebrik ettiler bizi. Edecekler daha doğrusu. Herhalde şuradaki bayrağa geldiğimizde görevimiz tamamlanacak arkadaşlar. Dost topraklarındayız. Şurada bayağı bir zaman kaybettik. Ne yapacağımızı bilemedik ama en sonunda o elemanı bulunca, şunu bulunca, gerçi onu bulmaya da gerek yokmuş. Zaten açacakmış bizim rakipler, düşmanlar. Kırmaya gerek bile kalmadı. Evet. Evet, bunu indirmek gerekiyor herhalde. Evet. Ve arkadaşlar kazandık.
Tüm harita açıldı. Buradan haritayı izleyebiliriz. Oyun kapanmadan bakalım. Şimdi bunlar yeşiller küçük küçük öbeklenmiş. Bunları gözcü diye kullanmışlar. Sarılar, bizim sarılar bayağı güçlü aslında. Pembeler de, onlar da güçlü. De tabii yani benim gibi akıl oyunu oynayan bir kişi için istediği kadar her yer pembe olsun, yani sıkıntı yok. Turuncular da işte imam mimam yapmış. Evler yapmışlar. Ve sonuç olarak Jean of Arc'ı Dauphin'a, şatosuna getirdik. Chinon'a getirdik daha doğrusu. Ve kazandık. Evet arkadaşlar, burada da burası oyun sonu, başarımları achievements. Burada tabi tekli oyunlarda daha güzel olacak. Böyle ilerlemeli oyunda değil de teklide daha çok belli olur. İşte askeriyemizin gücü, ekonomimizin gücü 0. Hiç ekonomik bir faaliyette bulunmadı. Teknolojimizin gücü 770. Ve toplam skor 934. Toplam skorda dostumuz en iyiymiş. İngilizler 3. Chinonlar. Chinonlar da bizdendi. Biz zaten güçlüymüşüz arkadaşlar. Neyse, sonuç olarak kazandık. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.